Dostlar merhabalar. Arkadaşlarım, olasılık konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. 9 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Hemen ayarlıyorum ve başlıyorum dostlarım sorularını çözmeye. Evet, birinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Bir torbada diyor dostlar, 3 beyaz, 4 siyah, 5 kırmızı top vardır. Torbadan arka arkaya geri atılmamak şartıyla 3 top çekiliyor. İkisinin siyah, birinin kırmızı çıkma olasılığı kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlar. Bakın bu soruyu ben size iki farklı yolla çözeyim dostlar. Şöyle yapacağım. Şimdi ikisinin siyah çıkma olasılığı. Şimdi birinci top siyah çıkabilir. İkinci top siyah. Üçüncü de kırmızı olabilir arkadaşlar. Birinci topu çekiyor. Siyah top çekeceğim arkadaşlar. Kaç tane siyah topum var? Şimdi birinci topun siyah olma olasılığını araştırıyorum. İstenilen şeyin sayısı 4. Bölü kaç tane top arasından çekiyorum? Yani tüm şeylerin sayısı nedir? 9, 12. Çarpı. Şimdi ikinci topu çekeceğim. Yine siyah çekeceğim. Ama şuna dikkat edeceksiniz kardeşim. 4 siyah vardı. Birini az önce çektim ben. Geri atılmamak. Yani çekiyorum ve poşete geri atmıyorum torbaya. Başka kenara koyuyoruz bunu. Peki 4 siyah topumuz vardı. Birini çektik. 3 tane top kaldı. 12 toptan birini az önce çektiğim için 11 tane top da burada kaldı. Yine çarpı. Şimdi kırmızı seçeceğim. E dostum, kırmızı olma olasılığını hesaplayalım. 5 tane istenilen şey kırmızı. Şimdi geriye kaç top kaldı? İkisini çektiğim için 10 tane de top burada geriye kaldı. Peki. Hesaplayalım bunu. 4'e bölelim. 4'e bölelim 3. 3'le de 3 gitsin. 5'i bölelim. 5'i bölelim 2. 1 bölü 22 çıktı. Ama hemen Denizli'yi işaretlemeyin. Kurban olayım arkadaşlarım. Bakın biz hangi durumu yaptık? Siyah siyah kırmızı durumunu yaptık. Peki birinci topun siyah olduğunu söylüyorum da şöyle olamaz mı? Birinci top siyah, ikinci top kırmızı, üç yine siyah olabilir. Ya da birinci top kırmızı, diğer iki top da siyah siyah olabilir. Yani bize sırasını söylememiş arkadaşlarım. İlla birinci siyah, ikinci de siyah, üçüncü kırmızı olacak dememiş. Biz bunların çekilme sırasını da göz ardı etmeliyiz. Yani 1 bölü 22 burada var. 1 bölü 22 burada, 1 bölü 22 burada. 3 tane 1 bölü 22 gelecek dostlarım. Yani 3 çarpı 1 bölü 22 diyebiliriz. Şimdi bu sorunun birinci çözüm yolu olsun arkadaşlarım. Bir de bunu şöyle çözeyim ben. Bir silgi alayım hemen. Bir de şöyle çözebiliriz dostlarım bu soruyu. Bir temizleyelim. Evet, bir de şöyle. Odaklanmaya da bakıyorum da bir yandan arkadaşlarım, o yüzden kağıt kayıyor, alttaki kağıt. Tamam. Şimdi ben ne istiyorum arkadaşlarım? 2 siyah, 1 kırmızı top istiyorum, değil mi kardeşim? İstediğim şey siyah seçme ihtimalini düşünelim şimdi ilk önce. 4 tane siyahtan ikisini seçmemi istiyor benden. Çarpı bitmedi. 5 tane kırmızıdan da birini seçmemi istiyor. Bu istenilen şey. Bölü tüm durumda 12 tane topun içerisinden 3 tanesini seçmek değil mi arkadaşlar? İşte 12'nin üçlüsü. Hadi burayı hesaplayalım. 4'ün ikilisi 6, 5'in birlisi 5. 12'nin üçlüsünü hesaplayacağım. O da 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel, yani 6 olacak. Ters çevirip çarpalım hemen. Şurası ne geldi? 30 çarpı 6 bölü 12 çarpı 11 çarpı 10. 10'a böldüm, 10'a böldüm, bir 0 gitti. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm, 2 kaldı. Bakın yukarıda bir tek 3, aşağıda da 22 oluştu arkadaşlarım. İşte cevap 3 bölü 22. Şimdi bundan sonraki soruları sadece bir yolu kullanarak çözeceğim arkadaşlarım. İşte ikinci sorumuz. Bakın diyor ki 10 ampulden ikisi bozuk. Bu kutudan rastgele alınan 3 ampul alacağız arkadaşlarım. Ve 3 ampulden birinin bozuk olma olasılığını soruyor bize. Şimdi 2 tanesi bozuk, 8 tanesi sağlam. 8 tane
sağlam ampul var. Biri bozuk olsun diyor. O zaman ben iki bozuk ampulden birini seçiyorum. Çarpı 8 sağlam ampulden de toplamda 3 ampul seçeceğim ya. İkisini seçiyorum arkadaşlarım. Bu istenilen durum. Bölü toplamda kaç ampul var? 10 ampul. Ben 3 tanesini seçiyorum. Bu da tüm durumdur. İşte olasılığı hesaplayalım hemen. Burası 2 yapar. Burası 7 kere 8 56 bölü 2'den 28 yapar. Onun üçlüsünü hesaplayalım bir de arkadaşlarım. O da 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyeldir. Ama 3 faktöriyelde ben şuraya 6 diye yazayım. Şimdi burayı bir hesaplayalım. 2'ye böldük. 2'ye böldük 5. 4'e böldük 7. 4'e böldük 2. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 3. Bir de 3 ile de 9'u sadeleştirelim. 3 kalsın. Yukarıda bir tek 7, aşağıda da 5 kere 3 kaldı arkadaşlarım. 7 bölü 15 sorumuzun cevabı çıktı. Evet, şuna bakıyoruz şimdi. Üçüncü sorumuz. Bir küpün mavi, iki yüzü beyaz, bir üç yüzü de siyahtır. Bu küp arka arkaya iki kere atıldığında üst yüze bir kez mavi, bir kez de siyah gelme olasılığı. Bakın bunu da kombinasyonla değil de diğer yolla çözelim. Şimdi ya diyor ki bir kez mavi gelsin diyor, bir kez de siyah gelsin diyor. Hemen hesaplıyorum. Bir kere mavi gelme olasılığı. Şimdi 6 yüzü var. İstenilen şey 1 sayısı. 1 tane mavi yüz. 1 bölü 6 çarpı siyah. 3 yüzü siyah arkadaşlarım. 3 bölü 6 da bunun istediği şey. Şimdi burada bitmedi işte arkadaşlarım. Bir de neyi düşüneceğiz biz? Ya bir ilk attığım siyah, ikinci attığımda mavi gelseydi. Yani şunların yer değiştirmesini de unutmayacağız. O da 3 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dır. Hemen hesaplayalım. 3 bölü 36 burası. 3 bölü 36 da burası. 6 bölü 36 yani 1 bölü 6'dır. Sorumun cevabı diyebilirim dostlarım. Evet, şuna bakalım. Bu ne diyormuş? Diyor ki A ve B bağımsız olaylardır. Peki A'nın olasılığı 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 demek bu. Birleşimin olasılığı %75 yani 75 bölü 100 demektir. 25'e bölelim 3, 25'e bölelim 4 olsun. B'nin olasılığı nedir diye bir soru sormuş biz arkadaşlarım. Hadi hesaplayalım. Şimdi A birleşim B için ne demiştik? Bir kere daha yazayım ben. A'nın elemanları, A'nın elemanı diyorum pardon, A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi kesişimlerinin olasılığı arkadaşlarım buydu. Şimdi birleşiminkini zaten biliyoruz. 3 bölü 4 eşittir. A'nınkini de biliyoruz. 1 bölü 3 artı B'yi arıyorum eksi. Kesişimlerini nasıl buluyorduk arkadaşlarım? A'nınki ile B'ninkini çarpıyorduk değil mi? 1 bölü 3 ile B'nin çarpımı B bölü 3 yapar. Şimdi şu 1 bölü 3'ü bu tarafa atalım. Eksi olarak gelecek 1 bölü 3 bu tarafa. Yani şöyle olacak. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 3. Hesaplıyorum hemen. 3 kere 3 9, 4, 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 12 yaptı arkadaşlarım burası. 5 bölü 12 eşittir. Şurası da 3B, 1B çıkarsa 2B bölü 3 yaptı. Şimdi içler dışlar yapalım. 15 eşittir 24B. 24'e bölüyorum 15 bölü 24. 15 bölü 24 de sadeleşirse 5 bölü 8 oldu sorumuzun cevabı. Evet, 9 numarayı gömdük. Hadi 10 numaradayız dostlar. Bakalım bu ne diyor. Bir torbada 3 beyaz, 4 siyah, 5 kırmızı top vardır. Torbadan arka arkaya geri atılmamak şartıyla 3 top çekiliyor. İlk ikisinin siyah, üçüncünün kırmızı olma olasılığı. Bak, az önceki sayfada da buna benzer bir soru yazdık. Ama orada dedik ki yer değiştirmelerini de hesaplayın. Ama burada bu yer değiştirmeleri hesaplamayacağım. Çünkü bana zaten söylemiş adam. İlk ikisi siyah olacak demiş. Üçüncüsü kırmızı olacak demiş kardeşim. Şartı zaten kendisi vermiş. Yani burada bir daha şuna bakmayacağım ben. Acaba siyah, kırmızı, siyah.
İşte kırmızı siyah siyah mı diye bu durumları incelemeyeceğim. Çünkü bunları istemiyor benden adam. Sadece ilk ikisi siyah diyor. Siyah siyah kırmızı. Bu sırayı takip edeceksin diyor. Peki. Şimdi siyah olma olasılığını düşünelim arkadaşlarım bu adamın. Kaç tane siyah var? 4 tane siyah. Toplamda kaç top var? 9-12 top var. 4/12 çarpı. Geri atıyor muyum? Hayır. Geri atmıyorum. O zaman bir top eksildi şimdi. İkinci de siyah olacak. E birinci siyahı seçtim. Kaldı 3 tane siyah. 11 tane de toplamda top kaldı. Sonuncusu kırmızı olacak. 5 kırmızı top vardı. 10 tane de toplamda top kaldı arkadaşlar. Hadi bu işlemi bir çözelim. 4'e bölelim. 4'e bölelim 3. 3 ile de bu geçsin. 5'e bölelim 1. 5'e bölelim 2. 1/22 imiş. Bakın bunun cevabı. Hemen 2'ye geçtik. Bir grupta 4 kız 6 erkek vardır diyor arkadaşlarım. 4 kız 6 erkek. Rastgele seçilen birinci kişi başkan, ikinci kişi başkan yardımcısı yapılıyor. Başkanın kız. Başkanı kızların arasından seçeceğiz. Yardımcısının erkek ol. Bak birinci kişi başkan olacak. Yani ilk seçtiğimizin kız olmasını istiyor bizden arkadaşlarım. O zaman 4 kız var, toplamda 10 kişi var çarpı. İkinci seçtiğimiz kişinin de erkek olmasını istiyor. O zaman 6 erkek var ama bir tane kişiyi seçtim, 9 kişi kaldı. İşte olasılığımız da budur dostlarım bizim. Hemen hesaplayalım. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 5, 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 3. 4/15'miş sorumuzun cevabı gobeller. Evet, şuna geldik. 9 kartın 3'ünde 6, 4'ünde 5, 4'ünde de yok, ikisinde de 4 yazmaktadır. Şöyle diyor. 9 kart var arkadaşlarım. 6, 6, 6. 3'ünde 6 yazıyor. 4'ünde 5, 5, 5 yazıyor. İkisinde de 4, 4 yazmaktadır. Sırayla 4 kart çekip yan yana konuyor. Kartların 6, 4, 5, 6 sayısını oluşturma olasılığını soruyor bize. 6, 4, 5, 6'yı oluşturma olasılığı arkadaşlar. Bak sırayı vermiş bize. Şimdi birinci kartın 6 olmasını istiyor. Çekelim birinci kartı. Kaç tane 6 var? 3 tane. 3 tane 6'dan ben birini seçiyorum. Toplamda kaç kart vardı? 9. 3/9 o zaman çarpı. İkinci kartın 4 olmasını istiyor. Şimdi 6'lardan birini seçtim. İkinci kartın 4 olmasını istiyor. Kaç tane kart vardı toplamda? 9. 6'yı zaten seçmiştik. Kaldı 8 tane. 4'lerin sayısı da 2 tane. O zaman 2/8 olacak burası. Çarpı. Şimdi 5'i seçiyor. Bak toplamda 7 kart kaldı. 5'lerin sayısı da 4 tane. 4/7 çarpı. Şimdi 6 seçiyorum. Toplamda 6 kağıt kaldı arkadaşlarım. 6'ların da bulunduğu 2 kağıt var. Çünkü birini seçmiştim zaten. 2 tanenin arasından seçiyorum kardeşlerim. İşte bu işlemin sonucu bize olasılığımızı verecek. Hadi hesaplayalım. 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. 6'yı götürsün. 4 ile 2'nin çarpımı da 8'i götürsün. Yukarıda 1. Aşağıda da 7 kere 9. 63 kaldı. 1/63'müş sorumuzun cevabı. Hadi şu soruya bakalım. 5 madeni para sırasıyla atılıyor. Atalım bakalım. Paralardan birincinin yazı, ikincinin tura, üçüncünün yazı, dördüncünün tura, beşincinin de yazı gelme olasılığı. Dostlar, birinci parayı seçelim şimdi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Birinci paranın olasılığını hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi bir madeni paraya attığımda bir madeni para atıyorum sadece diye düşünün. Ya yazı ya tura gelecek. Yani iki durum var. İstenilen şey neydi? Birincinin yazı gelmesini istiyor. O zaman bir tane de yazı sayısı var. O yüzden 1/2. İkincinin tura gelmesini istiyor. İki durumdan birini istiyor. Yani yine 1/2. Üçüncü de 1/2. Dördüncü de 1/2. Beşinci de 1/2. O zaman yukarısı 1, aşağısı 5 tane 2'nin yan yana çarpımı 2/5, yani 32 yapar diyebilirsiniz arkadaşlarım. 1/32'dir sorumuzun cevabı. Adana geldi. Evet, 10 numarayı da gömdük. Hemen 11 numaraya bir bakalım arkadaşlarım şöyle. 11 numara. Odaklanmasını falan ayarlayalım. Tamamdır.
Diyor ki 5 kız 4 erkekten oluşan bir grupta. Rastgele 3 kişi seçiliyor. Rastgele 3 kişi seçeceğiz. En az birinin erkek olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi en az biri demek o 3 kişiden biri erkek, ikisi kız olabilir demek. Ya da ikisi erkek, biri kız olabilir demek. Ya da üçü de erkek, hiçbiri kız olmayabilir demek. Bu istenilen durum arkadaşlar. Önce bunun sayısını bir bulalım biz isterseniz. Şimdi bir erkek seçeceğim. 4 erkekten birini seçiyorum çarpı 5 kızdan ikisini seçiyorum. Artı 4 erkekten ikisini çarpı 5 kızdan birini artı 4 erkekten 3'ünü çarpı 5 kızdan 0'ını seçtim. Burası 4, burası 10, burası 6, burası 5, burası 4, burası 1. 40, 30, 6 kere 5, 30, 40, 30 daha 70, 4 daha 74 farklı seçim yapılabilir arkadaşlarım. Bu istenilen durum sayısı 74. Bölü tüm durumu hesaplayalım bir de arkadaşlarım. 9 kişiden 3'ünü seçmiyor muyuz biz? Bu da tüm durum. 9'un üçlüsü. Hadi bunu hesapladık. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyel. 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'e bölelim, 3'e bölelim 3. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 4. 4 kere 7, yok 3 kere 7, 21. 4 ile çarptım, 84 de burası. Tüm durumda 84. 2'ye bölelim, 37 bölü 42. İşte istenilen şeyin olasılığı. Hadi 2 numaradayız, bakalım bu ne diyor. 2 madeni para ve 2 zar birlikte atılıyor. Paralardan en az birinin yazı ve zardaki sayıların toplamının 4'ten küçük olma olasılığı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi paralardan birinin yazı olmasını istiyor bizden. Hemen hesaplayalım. Paralardan en az birinin yazı. Şimdi parayı 2 paraya atarsak yazı tura, yazı yazı, tura yazı, tura tura gelir arkadaşlarım. Seçeneklerimiz bunlar. Peki en az biri yazı olsun diyor. Yani bir yazı da olur, iki yazı da olur diyor bize. O zaman 3 durumumuz var arkadaşlarım. 3 durumdan diyor ki 4 durumdan 3'ünün gelme olasılığı diyor bize. O zaman 3 bölü 4'tür. Paradan en az birinin yazı gelme olasılığı. Zardaki sayıların toplamının 4'ten küçük olmasını istiyor arkadaşlarım. Zardaki sayıların toplamı 4'ten küçük olacak. Yani ne olabilir? Mesela 1, 2 olur. 2 zara attım. 1'i 1, 1'i 2 gelirse olur. Başka, 1'i 1, diğeri de 1 gelse olur. Başka, 1'i 2, diğeri 1 gelse de olur. Başka da olmaz arkadaşlarım. 3 durum var. 2 zar attığımda toplamda 36 durum vardır. Benden 3'ünü istiyor arkadaşlarım. 3 bölü 36. Yani 1 bölü 12 de bunlar geldi kardeşlerim. Olasılığı kaçtır diye soruyor bize. Hemen hesaplayalım arkadaşlarım. Şurada bir yerde bir V harfi gördüm ben. V'yi gördüğüm için kesişimlerini soruyor dedim. Kesişimlerini bulmanın yolu da neydi? İkisini çarpıyorduk arkadaşlarım. V kesişim demektir. Kesişim sorduğu için de ikisini çarpıyoruz. Cevap 3 bölü 48. Hatta 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 16 gelsin bu beller. Evet, şuna bakıyoruz şimdi arkadaşlarım. 3 numaralı sorumuz. Bakalım bu ne diyor? ABCD kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden bir rastgele yazılıyor. 3 elemanlı alt kümeleri arkadaşlarım. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 10'dur. Yani bir kere paydamız 10 olacak. Bu Allah'ın emri. Tüm durum çünkü. 3 elemanlı tüm alt kümeler 10. O zaman bölü 10 bir kere. Yukarıyı bulacağız biz şimdi. CDE elemanlarından en çok ikisinin bulunduğu bir küme. Hop, en çok ikisi mi? Burada bir şey var arkadaşlarım. En çok ikisi demek ne demek? Ya ikisi bulunacak, ya sadece biri bulunacak, ya da hiç bulunmayacak demek arkadaşlarım. Ve bu da zaten tüm kümeleri kapsıyor. İstenilen şey de 10 oluyor. 10 bölü 10'dan 1 geliyor sorumuzun cevabı. Yani kesin olay gibi geliyor. Bakın bunu daha ikna edici yapayım ben sizin için. Şöyle. Şimdi ben bu adamın tüm kümelerini yazıyorum. Bak A, B, C. A, B, D, A, B, E, A, B, A, C, A, D, A, E hepsini yazdım.
Şimdi devam edelim. AC'ye geçtim şimdi. ACD, ACE. Yine devam ediyorum. AD'ye geçtim. ADE. Başka BCD, B'ye geçtim şimdi. BCD, BCE ve BDE. Son olarak da C'ye geçtik. CDE. İşte 10'unu da yazdım arkadaşlarım buraya. 3-5 de burada 10 tanesini yazdık. Şimdi diyor ki en çok ikisinin bulunduğu. Yani ikisinin bulunması demek en çok ikisi. Mesela ya sadece ikisi bulunacak demek ya da bir tanesi bulunacak demek gibi geliyor bana. Ben mi yanlış okuyorum acaba? Tamamlayamadım burayı. Keşke önceden çözüp de gelseydik ama onu da yapmıyoruz. Kötü bir huyumuz var. Bence bu soru hatalı arkadaşlarım. Ya cümleyi ben yanlış okuyorum. En çok ikisi demek ya ikisi bulunacak. İşte mesela C'nin olduğu ya da biri bulunacak. Mesela C bunda var. Bunda var. Bunda var. Bunda var. Bunda var. Bunda var. Sonra D. D bunda var. Bunda var. Bunda var. Sonra E. E de bunda var. Hepsinde var. O zaman istenilen şeyin sayısı da 10. Tüm durumda 10, istenilen de 10. Bir çıktı, kesin olay çıktı. Bence böyle arkadaşlar bu soru. Bir daha kontrol ederiz olmadı. Sonrasında. Hadi 4'ü yapalım. 6 madeni para birlikte atılıyor. Tamam, atılsın bakalım. Paralardan en çok 4'ünün tura gelmesi olasılığı nedir diye bir soru sormuş bize. Paralardan en çok 4'ünün tura gelme olasılığı. En çok 4'ü tura demek, yani 4'ü tura olabilir, ikisi yazı olabilir demek. Ya da 3'ü tura, 3'ü yazı, ikisi tura, 4'ü yazı, 1'i tura, 5'i yazı, tura hiç gelmez, 6'sı da yazı olur demek. Şimdi bunları tek tek hesaplamaktansa ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunun istemediğini bulacağım. İstemediği şeyin olasılığını bulacağım. En son bir eksi istenmeyen olasılık deyince de soru gelecek arkadaşlarım. Yani şöyle. Mesela bu olasılık A ile gösterilse. Ben A olasılığını arıyorum ama bunu nasıl buluyordum? Bir eksi A olasılığının değil, istenmeyeni olarak da bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen hesaplayalım kardeşlerim. İstenmeyen dediğimiz şey ne? 5 turayla 1 yazı ya da 6 turayla 0 yazıyı istiyorum ben arkadaşlarım. Şimdi 5 tura, 1 tura gelme olasılığı 1 bölü 2. 5'inin tura gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani 5 tane 1 bölü 2 olacak arkadaşlarım. O da ne olacak? İşte 1 bölü 2 üzeri 5 mi oluyor arkadaşlarım? Evet doğru. 1 bölü 2 üzeri 5. Yani 2 üzeri 5 de 32'dir. Çarpı bir tane yazı gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2. Yani kısaca 1 bölü 64 geldi. Burası bu 1. Şimdi 1 bölü 64 ama bakın ben ne yaptım? 5 tura 1 yazı. Bu 5 turayla 1 yazı da kendi arasında 6 farklı şekilde sıralanır. Yani şöyle diyelim arkadaşlarım. Mesela tura, 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 5 tura, 1 yazı. Böyle olur. Tura yazı, tura, 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 tura olur. Tura, tura, yazı, 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 yazı olur. Tura, yazı, yazı, yazı. İşte bunun gibi 5 farklı şekilde sıralanırlar. 6 farklı şekilde sıralanırlar. O yüzden bunu bir de çarpı 6 ile çarpıyorum. 6 bölü 64 diyorum buna. Şimdi geldik şu ikinci duruma arkadaşlarım. Şunu konuşalım bir de. Burada da diyor ki 6 tane para atıyorduk. Tüm durum ne olur? 2 üzeri 6'dan 64 tüm durum. 6 sırında tura gelmesini istiyor. Bunun da bir durumu var arkadaşlarım. 1 bölü 64 de şu ikincisi için gerçekleşti. Toplam ne yaptı? 7 bölü 64 yaptı. Şimdi bu istenmeyenin olasılığı. O zaman ben 1'den de 7 bölü 64'ü çıkartacağım. 64, 7 çıktı. 57 bölü 64'tür bu sorumuzun cevabı diyebilirsiniz dostlar. Evet, 11'i de gömdük. Hadi bakalım 12'deyiz şimdi. Okuyoruz. Bir zar ile bir madeni para birlikte atılıyor. Zarın 3'ten büyük veya
veya dediği zaman birleşim arkadaşlar. Şimdi A olayı, A olayının olasılığı bu zar olsun arkadaşlar. Şimdi zarın 3'ten büyük olmasını istiyor bizden. Zar atıldığında 3 kaç durum söz konusu normalde? 6 durum. 3'ten büyük olması demek ne demek? İşte ya 4, ya 5, ya 6 olacak arkadaşlarım. Yani 3 durumda bunun için var. O zaman zarın olma istediği olasılık 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2 diyebiliriz. Bu zarın olasılığı. Şimdi para için konuşalım. O zaman B olayı diyelim paraya da. Bu da paranın olasılığı olsun. Paranın da yazı gelme olasılığını soruyor. Bir para atıldığında yazı ya da tura gelme olasılığı 1 bölü 2 idi arkadaşlarım, değil mi? 2 durum var. Birini istiyor bizden. Bu da bununki. Şimdi geldik veya, yani birleşimlerini bulmaya dostlar. Birleşim nasıl bulunuyordu? Bakın bir seferlik formülü yazıyorum tekrardan. A birleşim B'nin olasılığı eşittir. A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi kesişimlerinin olasılığı. Peki A'nın olasılığı zar demiştik buna. 1 bölü 2 artı B'ninki, o da 1 bölü 2 öğretmenin. Eksi kesişimleri. Kesişimlerini nasıl buluyorduk arkadaşlarım? İkisinin çarpımı. Yani 1 bölü 4 diyebiliriz. Hadi düzenleyelim burayı. Şurası 1 yapar. 1 eksi 1 bölü 4. 4, 3 bölü 4 geldi. Sorumuzun cevabı dostlar Denizli. Hadi şuna bakalım. Bir torbada 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış kağıtlar vardır. Peki. Torbadan bir kağıt çekiliyor ve bir zar atılıyor. Oo. Kağıttaki sayının 5'in katı veya, yine veya'yı gördük, zarın 4'ten büyük olma olasılığı diyor. Şimdi önce kağıttaki sayıyı hesaplayalım. Biz A olasılığı dediğimiz olay kağıttaki sayının 5'in katı olması olayı olsun. Şimdi kağıtta 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış 50 tane kağıt var. O zaman tüm durum 50. İstenilen şey de arkadaşlarım 5'in katı olanlar istiyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Az olduğu için böyle yazdım hemen hemen. Yoksa ne yapacaktım? Terim sayısı. Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1 diyecektim ama zaten azmış arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de istenen durum var. 10 bölü 50'den 1 bölü 5 bu işte kağıttaki sayının 5'in katı olma olasılığı. Yani A olayının olasılığı bu. Hadi şimdi B olayını bulalım. Onu da şuraya yazalım. Şurayı bir sileyim ben. Şimdi B olayının olasılığı eşittir. Zarın 4'ten büyük olma olasılığını soruyor bize arkadaşlarım. Zar 4'ten büyük olacak. Şimdi zar için toplamda kaç durum vardı? 6. 4'ten büyük dediği için ya 5 ya 6 olmasını istiyor. Yani 2 durum var. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 de bu zarın olasılığıdır. Hadi birleşimlerini bulalım şimdi. A birleşim B eşittir. A'nın olayı artı B'nin olayı eksi kesişimleri yani çarpımlar arkadaşlar. Hadi düzenleyelim burayı 3 ile, burayı 5 ile, burayı 1 ile. 3 kere 1 3 artı 5 eksi 10 değil 1 bölü 15. Burası ne yaptı? 8. 1 çıktı 7. 7 bölü 15'miş sorumun cevabı. Evet 3 numaradayım dostlar. Ne diyor bu? A'nın değilinin olasılığı verilmiş bize. A'nın değilinin olasılığı verilmiş. O zaman A'nın olasılığını da söyleyelim biz. A'nın olasılığı 1 eksi değilinin olasılığıydı. 3, 2 bölü 3'tür. Bu A'nın ki. B'nin olayının olasılığını biliyoruz. 1 bölü 4. Ve diyor ki A ve B bağımsız olaylardır. Peki madem ki bağımsızlar, o zaman biz bunların birleşimini bulmayı çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlarım? A'nın olayı olasılığı artı B'nin olasılığı eksi kesişimlerinin olasılığı, o da 2 bölü 12 yaptı. Hadi 12 de eşitleyelim. 4, 3, 1 diyelim bunların paydalarını çarpalım. 8 artı 3 eksi 2 bölü 12. 1, 9 bölü 12. Geliyor cevap. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. 3 bölü 4 çıktı sorumun cevabı. Evet son sorudayım artık arkadaşlarım. Hadi burayı da güzel okuyalım.
Bakalım ne diyor. 3 para ve 1 zar atılıyor. Peki paralardan ikisinin tura. 3 para atılınca bir kere neydi arkadaşlar tüm durum? 2 üzeri 3'ten 8 tane tüm durum var. Paralardan ikisinin turu olmasını istiyor. Şimdi A olayı paranın olayı olsun. B olayının da olasılığı zarın olasılığı olsun arkadaşlar. Şimdi paralardan ikisinin tura, yani ya tura tura yazı, ya tura yazı tura, ya da yazı tura tura gelecek değil mi? İstediği şey bu. 3 durum var istediği için. 8 tane de tüm durum var. O zaman paranın olasılığı 3 bölü 8'dir. Veya'yı unutmayın, birleşimlerini yazacağız birazdan. Zarın da diyor 3'ün katı olan bir sayı gelme olasılığı nedir diyor. Zarın 3'ün katı olan sayılar ya 3'tür ya 6'dır. Zar içinde başka 3'ün katı olan sayı yoktur. Tüm durum zar için 6. 2 tane de istediği durum var 3 ile 6. 3'ün katı olan. O zaman 1 bölü 3 de bunun olasılığıdır dedim arkadaşlar. Hadi şimdi ne diyordu bize? X'te veya'lı bir şey yapacağız. Hadi bunların birleşimini bulalım. 3 bölü 8 artı 1 bölü 3 eksi kesişimleri, yani çarpalım. 3 bölü 24 diyelim arkadaşlarım. 3 bölü 24 de 1 bölü 8 yapar. Düzenliyorum. 3 bölü 8'den 1 bölü 8 çıktı. 2 bölü 8, yani 1 bölü 4 kalır. Artı bir de 1 bölü 3. Bunu da düzenleyelim. 7 bölü 12 mi geliyor arkadaşlar? Cevap 7 bölü 12'dir. Hadi bakalım goberler, geçmiş olsun diyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin kardeşler. Kendinize iyi bakın.